Agar bir tabib, ishonchli hoziq tabib bir dorini berib turib, mana bu dori falon kasalga dori deb bersa. Ishsiz haqiqatan shu dori o'sha kasalga, shu dardga dori bo'libdi. Ixlosingiz baland bo'ladi, sarflagan pulingizga achinmasdan olib ichasiz. Endi xuddi o'sha tabib boshqa dorini ko'rsatib turib, mana bu dori 3 ta kasalga dori bo'ladi, davo bo'ladi desa. Haligi doriga bo'lgan ishonchingiz yana ham qattiq bo'ladi. Endi bu bitta inson aytayotgan, dori shunday foyda bo'ladi deb berayotgan, ana shu davosi, dorisiga shunchalik ishonchingiz bo'lib turgan bo'lsa, ehtimol u dori sizga foyda qilar qilmas, odamda organizmi har xil. Bunga foyda qilgan esa bunga zarar qilishi mumkin. Endi bitta foyda aytilinsa, bitta dori aytilinsa, 20 tadan ko'proq dardga dori bo'ladi desa va bu dorini Alloh taolo aytgan bo'lsa, bu qanaqa dori ekan? Ya'ni men Alloh taolo shunday bir kalimani o'rgatadi, mana shunday bir dorini, davoni beradi, 20 dan ortiq hayotingdagi musibatingga darmon bo'ladi, shifo bo'ladi desa. Nima dardlar ekan u? O'ylamaylik, bu pochka, oshqozon, u haligi yazva, trazva emas. Badan sog'ligi, jasad quvvati, musibatlardan omon bo'lishlik kimga yoqmaydi? Aql rohati, insonning ko'ngli keng bo'lishi, kasallik kamchiliklardan omonda bo'lishlik kimga kerak emas? Qalb xotirjamligi, go'zal dunyo matosi, musibatlardan nari bo'lishi, baxtsiz hodisalardan omon bo'lishlik kimga yoqmaydi? 10 tasini sanadik. Mashaqqat va fitnalardan omon bo'lish, foydali yomg'ir, pokiza ekin, solih farzand kimga yoqmaydi? Halol mol dunyo, keng rizq, xatolarni o'chirilishi, hasanotlarni ziyoda bo'lishi, darajani ko'tarilishi va alal oqibat Allohning diydorini ko'rishlik kimga ham yoqmaydi? Mana shu aytilgan 20 tadan ortiq foyda bitta kalimada bor. Astag'firulloh va atubu ilayh. Bugungi darsimiz istig'for xususida. Darsni boshlaydik, insonni boshiga qanday bir balo kelsa, bu qilgan gunohlari sababli bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kullu buna adama xattoun va xayrul xattoina tawwabun. Odam bolasi borki xato qiladi. Gunoh qilmaydigan odamda o'zi yo'q. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, odam bor xato qiladi. Endi xato qilishlarda eng yaxshisi tavba qilish. Mana samaralarni aytdik 20 tasi. Endi mana shu so'zlarni, mana shu aytilgan dorini Qur'ondan, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam so'zlaridan dalilni keltiramiz. Istig'for samaralari, aqlni rohati, ko'ngil kengligi, nafs xotirjamligi, qalb oromi, dunyo matosi. Kerakmi? Istig'forni lozim tutaylik. Alloh taolo aytadi: "Istig'firu robbakum summa tubu ilayhi yumatti'kum mata'an hasana." Hud surasi. Hud alayhissalom o'zining qavmi, Od qavmiga shunday xitob qildi. Parvardigoringizdan mag'firat so'ranglar. So'ngra uning o'ziga tavba qilinglar. Shunda u sizlarni ma'lum muddatgacha, ajallaringiz yetgunicha chiroyli mato, rizqdan bahramand qiladi. Insonni dunyo matosi keng bo'lishligi, qalbi xotirjam bo'lishligi farovon hayot. Od qavmi bo'ylar nihoyatda baland, jismonan baquvvat, boy, kuchli xalq bo'lgan. Keyingi o'tiramiz. Jasad quvvati. Musibatlar, kasallar, kamchiliklar, vahimalardan omon bo'lishni xohlaymizmi? Istig'for lozim tutaylik. Alloh aytadi: "Istag'firu robbakum summa tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara va yazidukum quvvatan ila quvvatikum." Xud alayhissalom yana qavmiga nasihat qiladi. Ey qavm, Parvardigoringizdan mag'firat so'rangiz. So'ng unga tavba tazarru qilingiz. Shunda u zot ustingizga osmondan yomg'ir quydiradi va kuch-quvvatlaringizga yana kuch-quvvat qo'shadi. Jinoyatkor, gunohkor bo'lgan holingizda yuzlanib ketmangiz. O'zi quvvati yetarli ularda. Lekin Allohga shirk keltirib, payg'ambarga osiy bo'layotgan odamlarga istig'for aytsanglar, gunohlar ham kechiriladi, rizqinglar ham keng bo'ladi, yomg'ir ham serob bo'ladi ustingizda. Bu istig'for orqasidan bo'ladi. Astag'firulloh va atubu ilayh. Juda oson. Juda oson, lekin qalbimiz g'ofil bo'lib qoladi bu kalimadan. Musibatlarni daf qilishni, baxtsiz hodisalardan omon bo'lishni, fitna, fasodlardan qutulishni xohlaymizmi? Istig'for lozim tutaylik o'zimizga.
Allah Teala Kur'an'da وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Mekke müşriklere çağırdı. Sen hak peygamber olsaydın ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Osman'dan bala uçuşadı itaat meseleleri yapsan. Yoktur o şu bala. Kör eylek. Rast peygamber olsaydın. Şimdi Allah Teala şunu dedi ki madame ki siz ulanın arasındayken siz ey Muhammed aleyhisselam. Allah onlarını herkes azablamaz. Ve onlar mağfiret sorup durgan halları da hem Allah onlarını azabla göçeyemezdir. Ve Muhammed Aleyhisselam, siz ışın müşrik Kureyşlerde içinde yaşayken bu siz, siz onların içinde turgenliğiniz için bala kemiydi ve eğer istiğfar açıp dursa bandalarım, ben onlarını balalamayım ben azablamayım ben deydi. Ettik Ali İbn Abi Talib sözüne. Bandanın başına musibet balalar fakat kıyan günah tüfeğiyle keledi. Şimdi günahını ne ketkizdi? İstiğfar. İstiğfar ayıp günahını ketkizdiyen bandanın başına bala keledi mi? Kalbimizi Allah'dan üzmeyerek Müslüman adamla fakat yegane suyan çıkı var. O çöntekideki pulu giymişen miydi? Bileğideki kuvveti giymişen miydi? İmanıge, Müslümanlıge, Rabbisine merhameti giyişen miydi? Hatırcam hayat gereği mi? İstiğfarı köpürak etmek. Faydalı yomgur, pakizek inzar, salih farzan, halal mal, keng rızk gereği mi? Ben gireyle, buralar nasıl kaldı mı? Malı devlet, balı çaka, deryalar, bağırak. Şuraya mı da hayatta gereği mi?